Merhaba sevgili gençler, sıfırdan otuzuncu TT Kimya Kampına devam ediyoruz. 18. adımda iyonik bağ öğreneceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Gücü etkileşimleri, iyonik kovalent metalik bağ olarak sınıflandırmıştık ve ilk olarak iyonik bağ öğreneceğiz. İyonik bağ tanım olarak metal ile metal atomlar arasında elektron alışveriş sonucu elektrostatik muvvedli oluşan bağ diyoruz. Burada alışveriş sonrasında oluşan anion ve katyon, yani eksi ve artı yüklü anion ve katyonun birbirine elektrostatik ilme çekme sonucunda gençler iyonik bileşimimiz oluşuyor. İyonik bağ güçlü bir etkileşimdir ve Metal element atomları elektron vererek katyonları oluşturuyor. Ametal element atomları elektron olarak anyonları oluşturuyor. Ve oluşan bu artı ve eksi yükler yani pozitif ve negatif yüklü iyonlar elektrostatik çekimle birbirini çekiyor ve oluşan kimyasal bağ iyonik bağ diyoruz. Oluşan bileşeğe de iyonik diyoruz. İyonik bağın oluşumunu Lewis nokta yapısıyla gösterirsek gençler işte burada en önemli örneklerinden bir tane sodyum klorür. Burada ilk örneğimiz olarak sodyum klorür üzerinden bağın oluşumunu ve Lewis nokta yapısının nasıl yazıldığını görmeye çalışacağız. Bütün örneklere bunu uyarlamaya çalışacağız. Sodyum ve klor. Yani sodyum ve klorun durumuna bakacağız. Sodyum 2, 8, 1. Yani baktığımızda derg elektron sayısı 1. Ve amacı nedir gençler? Oktete varmak. Bir elektrondan kurtulmak. Klor 17. Yani 2, 8, 7. Ve amacı nedir? Oktete varmak. Bir elektrona ihtiyacı var. Yani sodyum ve klor arasında gençler alışveriş olabilir. Çünkü sodyumun bir fazlalığı var. Klorun bir eksikliği var. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiğinde çok rahatlıkla alışveriş yapabilir. Yani klor gidip de solcum kapısını çalsa dese ki bana bir elektron ver dese da sevinerek ne yapar? Verir. Yani benzetme yaparsak. Dolayısıyla ihtiyaçlar örtüştüğü için gençler aralarında alışveriş olması muhtemel. Baktığımızda bir elektron vermek isteyen de bir elektron almak isteyen bir araya geldiğinde bu elektron gençler sonra verilecek ve bunun sonucunda solcum artıyla klor eksi oluşacak ve bu artıyla eksi birbirini çekecek ve solcum klorür bileşiği oluşacak diye söylüyoruz. Lewis gösterimine bakarsak sodyumun e, daha önce alışveriş yapmadan önce Lewis yapısı bu. Florun Lewis yapısı ise bu. Yani son katmanda 7 olduğu için 7 noktası var. Son katma 1 olduğu için 1 noktası var. Ve bu 1 nokta ne yapılacak gençler? Yani 1 elektron klora verilecek. Böylece kendisi sodyum artıya dönüşürken e, klor da bir tane aldığı için köşeli parantez eksi 1 ve bu 8 tane bir tanesi nedir? Sodyumdan gel. İşte bu gösterimede gençler şurayı silelim. Bakın şurayı sildim. Yani buradaki gösterime de Lewis gösterimi diyoruz. Bu sodyum klor Lewis gösterimi. Zıt yüklü sodyumla klor iyonları diyor. Aralarında güçlü elektrosik çekim kuvvetleri nedeniyle iyonik bağlı sodyum klor bileşeni oluşturur. Bir örnek daha var bakın. Bunu da görelim. Sonra iki tanesini beraber yapacağız. Magnezyum ve klor arasında hemen magnezyumun Lewis yapısını yazıyoruz. 2 8 2. E. İki tane fazlalığı var. Yani ne yapmak isteyecek gençler? İki elektron vermeli diyelim. İki elektron vermeli. E florda 2 7 ne ihtiyacı var gençler? Bir eksiği var. Bir elektron almalı. Yani yine gençler almak isteyenle vermek isteyen var. Ama ihtiyaçlar aynı değil. Biri iki tane vermek istiyor, biri bir tane almak istiyor. Böyle bir durumda mutlaka alışverişi denk yapacaksınız. Yani 2 veren varsa 2 de alan olmalı. 3 veren varsa 3 alan olmalı. O yüzden hemen buraya gençler bir tane daha flor ekliyorum ve 2 7 yapıyorum. Böylece diğer flor da ne yapacak? Bir elektron alacak. Almalı diyoruz. Flor eksi 2 8. Böylece bir magnezyumla iki flor bir araya gelirse magnezyum bu iki tanesi ne yapar? Birer birer bunlara vererek bunlar 8 olur. Kendisi de oktete varmış olur. Yani bir magnezyumla iki flor kullandığımız için magnezyum florür bileşiği oluşur. Bunun Lewis gösterene dikkat edin. Magnezyumun iki fazlalığı vardı. Florun ise bir eksi vardı. Magnezyum bir, iki fazlalığından bir tanesini bir flora Diğerinin de diğer flora verirse magnezyum artı 2'ye dönüşür. Diğerleri de kendini 8'e tamamlar. Anyonlarda köşeli parantez eksi 1 aldığı elektron sayısı kadar bu şekilde Lewis gösterimi yazmış oluyoruz. Yani genel olarak iyonik bileşikler Lewis gösterimi bu şekilde oluyor. Bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Birlikte yazabilirsiniz. Magnezyum artı 2 floru tek bir tane yazabilirsiniz. Ama bu tabii ki burada başına çarpı 2 yazmak durumundasınız. Yani magnezyum artı 2 çarpı F eksi şeklinde de yazabilirsiniz. Şimdi pekiştirsem bölümünde gençler sol kükürt arasındaki oluşan iyonik bileşim Lewis yapısını kendimiz yazacağız. Burada hemen benzer bir mantıkla sol ve kükürtün elektron dağılımını yazacaksınız. Yani 2, 8, 1. Kükürt yine 16. Yani 2, 8, 6. Burada baktığımız zaman yorum yaptığımız zaman sol bir 1 elektron vermeli diyelim. Vermeli. Yine aynı şekilde kükürt de iki elektron almalı oktete varmak için. Alışveriş denk olmalı demiş. Yani 1'e 2 olduğu için gençler ne ihtiyacımız var? Bir tane solcuma ihtiyacımız var. Çünkü burada 2 veren var. 1 alan var. 2, 8, 1 yazdım. O da 1 elektron almalı. Bu şekilde yazdıktan sonra gençler bir de Lewis yapılarını yazalım. Bakın solcum 1 noktası var. Tükürdün 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine solcum 1. Yani baktığımız zaman Lewis yapıları bu şekilde Şimdi ne yapmaları gerekiyor gençler? Buradaki bir elektronun buna gitmesi gerekiyor. Bunun da buraya gitmesi lazım. Böylece bu gittiği zaman gençler neye dönüşecek? Solcum artıya dönüşecek. Aynı şekilde kükürt de iki tane aldığı için yukarıdaki ve alttakinden. Kükürtün altı tane zaten vardı. Sekize tamamlamış olacak. Ve köşeli parantez iki tane borcu belirttik. Diğer solcumda bir tane verdiğin solcum artıya. Ve buradaki iki tane solcumda bir tane kür kullandığım için Şöyle yazacağız. Sodyum artı köşeli parantez ortaya yazacağız. Çünkü alışveriş bunlar arasında oluyor. Ve eksi 2 yine sodyum artı şeklinde yaz. Böylece Na2S yani iki tane sodyumla bir tane kürt kullandığımız için Na2S bileşiğinin Lewis gösterimini yazmış olduk. Şimdi de kalsiyumla oksijen arasındaki iyonik oluşumunu gösterelim. Benzer bir şekilde kalsiyumun 2, 8, 8, 8 2 şeklinde yazdık. E burada kalsiyumun ne yapması gerekiyor oktet için gençler? Yani işte 2 elektron vermesi gerekir, vermeli diyelim. E oksijene baktığımızda oksijen 8 yani 2 6 e, ne ihtiyacı var? 2 elektron ihtiyacı var. O zaman ona da yazalım. Bakın 2 elektron almalı. Bakın denk geldi. Yani 2 e, vermek isteyen 2 almak isteyen olduğu için alışveriş güzel olacak. Buradan hemen 2 tanesi buraya gidecek. Hemen önce Lewis yapılarını yazalım. Kalsiyumun ilk durumda Lewis yapısı bu şekildeyken oksijenin Lewis yapısı 1 2 3 4 5 6 ve burada bu alışveriş gerçekleşti. Yani 2 elektron verdiğinde kalsiyum artı 2'ye dönüşecek. Oksijen de 6 tane vardı. Oksijen de diğerinden aldığı için artık o da 8'e tamamladı kendini. Ve 2 tane borç olduğu için buraya eksi 2 olarak belirtiyoruz. Ve kalsiyum artı 2 ile oksijen arasında köşeli parantezi yaptık. Bunları da belirtiyoruz bu şekilde. 8 noktayı yaptık. Eksi 2. İşte bu yazıma Lewis gösterimi deniyor. Yani bileşiğimiz kalsiyum oksit bileşiği olmuş oluyor. Bu şekilde Lewis bileşiklerini yazmanız sizden istenebilir diye söyleyelim. Rehber soru 5. Aşağıdaki iyonik bileşiklerden hangisinin Lewis yapısı yanlıştır diyor. Burada gençler kontrol yapacaksınız. Yanlış olanı bulmaya çalışacaksınız. Burada tabii ki atom numaralarını vermiş. Buradan faydalanıp ne yapması gerektiğini yorumlayabiliriz. Burada kolay olan şu. Burada yüklerini tahmin etme. Oksijen 2 6. Yani 2 tane alması gerekir. Oksijen eksi 2 olacak bakın. Oksijen eksi 2. Sodyum 2,8,1 yani bir tane verecek. O zaman sodyum artı 1 olacak. Magnezyum 2, 8, 2. 2 tane verecek. Magnezyum artı 2 olmalı. Yine kükürt 2, 8, 6. Yani bu şekilde tek tek kontrol ettiğinde kükürtün eksi 2 olduğunu. Yine klorun 2, 8, 7'den eksi 1 olması gerektiğini. Potasyumun 2, 8, 8, 1'den e, buradan bir tane verip K artıya dönüşmesi gerektiğini. Yine kalsiyumun da 2, 8, 8, 2. Yani 2 tane verdiğinde kalsiyum artı 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. E buna göre baktığımızda kalsiyumlu oksijen. E kalsiyum zaten baktığımızda buradan dikkat ederseniz 2 fazlalığı vardı. Oksijenin de e bakarsak 2 eksi vardı. Birer tane ne yaptı? Artı 2 eksi birbirini götürdü. Birer tane birleşti. Sodyum artı 1 olmalı zaten. Sodyum artı 1. Klor da eksi 1 bir olmalı. 1'e 1 bir olduğu için de bu şekilde yazılmış. Doğru. Magnezyum artı 2. E baktığımızda magnezyum artı 2 ile klor eksi 1 ve burada tabii ki 2'ye 1 olduğu için gençler nedir? Alışverişin denk olması için bakın eksi 2. Yani bileşikteki yükler toplamı 0 olmalı gençler. Yine baktığımızda sodyum artı 1 ile kükürt az önce zaten yapmıştık. Sodyum artı 1 ile kükürt eksi 2 olduğu için bunları çaprazlayarak da bulursunuz gençler. Kükürt eksi 2. Çaprazladığınız na 2 es. Yani 2 tane sodyum kullanman gerekiyor. Bakın artı 2'lerle eksi 2'ler birbirini götürmüş oluyor. Burada e şıkkı yanlış. Niye yanlış diye bakarsak. Burada A ile oksijen. Şimdi K artı 1. Oksijen eksi 2. Yani baktığımızda e, oksijenden e, eksi 2 olduğu için buraya çaprazlama 2 gelir ve K 2 olduğunu anlarız. Yani burada bir kere yükler toplamı sıfır değil. Yani burada ne olması gerekirdi? K'nın bir tane fazlalığı var. Bir tane veriyor. Oksijenin iki eksiği var. Dolayısıyla iki tane K kullanman gerekirdi. Yani burada bir tane kullanmış. Bu şekilde test etmen gerekir. Yani E şıkkı yanlış olmuş. Tam tersi 2 tane k, bir tane oksijen olması gerekir. Yukarıdan numaralanmış levis yapılarının hangileri iyonik bağlı bileşiklere aittir diyor. İyonik bağlı bileşiklerde alışveriş olduğu için gençler anion ve katyon olmalı. Yani ne demiştik tanımda e, e, alışveriş sonucunda oluşan elektrostatik çekim. Yani anion ve katyonların çekimiyle oluşur. O yüzden bakın buralarda anion ve katyonlar yok. Yani elektrostatik çekim yok. Burada 1, 4, 5 yani 1, 4, 5'te Lewis gösterimi var. Yani iyonik bağlı bileşiklerin Lewis gösterimi var. Çünkü artı eksiler bakın. Diğerlerinde ise kovalent bağlarda göreceğiniz ortaklıklar var gençler. Yani burada 2, 3, 6 kovalent bağlı bileşiklerin gösterimiyken 1, 4, 5 iyonik bağlı bileşiklerin gösterimidir diye söyleyelim. Burada aradaki farkı görmeniz için hazırlanmış bir soru diye söyleyelim. Yani alışveriş olduğu zaman artı eksiler levis gösterimde varsa bu iyonik bileşik olduğunu gösterir. Şimdi formül yazımı gençler yani iyonik bileşiklerin formülleri nasıl yazıldığı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağız. Sonra yavaş yavaş adlandırmaya doğru gittiğimiz için bunlar lazım olacak. Genelde gençler iyonik bağlı bileşikler yazılırken önce pozitif iyon yani katyon sonra negatif yüklü anyon yazılır. Ve iyonik bağlı bileşiklerde anlam ve elektron sayıları eşit olduğu için toplam yük sıfırdır. Bunun için de mutlaka çaprazlama yapılır. Yani yükler çaprazlanarak e, ne yapmış olur? Burada e, sıfırlanma toplam yük sıfır yapılır. Burada genel gösterim aslında bu. Katyon ve anyonu yan yana yazıyorsun. Yüklerini yazdıktan sonra çaprazlıyorsun. Çaprazlarken işaretler gitmiyor. X'i buraya, Y'yi buraya yazıyorsun. Ve böylece Oluşan bileşiği bulmuş oluyorsun. Bunu yaparken amacımız ne? E, yükleri toplamın sıfır olması için. Yani çaprazlamanın amacı toplam yük sıfır olsun diye. Hemen bakın örnek üzerinden derler. Magnezyum artı iki, f 1 bir araya geldiğinde çaprazladığımızda e, burada 2'yi buraya 1'i buraya yazıyorsun. Yani oluşan bileşik MgF 2 olmuş oluyor. Böylece bakın tekrar yüklerini yazayım. Artı 2 eksi 1 çarptığımızda eksi 2 ve artı 2. Bir tane artı 2 var. 3 ile 1'i çaprazladığımızda alüminyumla klor çaprazladığımızda 3'ü buraya 1'i buraya yazıyoruz. 1 yazılmadığı için buraya bir daha bir şey yazmıyoruz. Yani A ile, ile 3 bileşi oluşmuş oluyor. Bu şekilde yükleri çaprazlayarak ne yapmış oluyoruz? Yük toplamını sıfır yapmış oluyoruz. İyonların yükleri eşitse ya da birbirinin katıysa çaprazlanan, sade, çaprazlanan sayılar sadeleştirilir diyor. Yani eğer yükler birbirine götürüyorsa gençler çaprazlamadan önce sadeleştirirseniz bir daha iki iş yapmamış olursunuz. Artı 2 ile eksi 2 çaprazlayıp Ga 2 o 2 yapıp sonra ikileri sadeleştirmek e, mantıklı bir değil. O yüzden direkt yukarıda ikiler gider. Direkt 1 artı 1 bir, eksi 1 olduğu için cevap kalsiyum oksit olur. Artı 4 eksi 2 sadeleşir. Burada 2 iki kalır. 2 ile sadeleştirdiğinizde. Ondan sonra Sn artı 2 ile oksijeni sadeleştirirseniz. Buradan SnO2 bileşiğini elde etmiş olursunuz. Baktığımız zaman eğer kök varsa yani bileşikte çok atomlu iyon varsa o zaman gençler kök parantez içerisinde alınır ki karışma olmasın. Yine benzer bir şekilde bakın kökü paranteze alıyorsun sonra çaprazlıyorsun. Yani baktığımızda GR2, 2 buraya geliyor, 3 buraya geliyor. Parantez SO4, 3. Bu şekilde kökler paranteze alınır. Şöyle aldık tekrar eksisi var. Yani 3'ü buraya alıyorum. Bu sefer F, O, 3 olmuş oluyor. Yani çaprazlamadan önce artı 3 ile eksi 1. Çaprazlamadan önce kökü paranteze alırsanız hata yapmamış olursunuz. Bileşiklerde yükler toplamı sıfırdır diyor. Bilinen iyonlar faydalanarak değerli bilmeyen iyonun yükü belirlenebilir. Yani şimdi oksijen eksi 2 olduğunu bildiğin için burada demire ne demen lazım? Artı 2 demen lazım. Çünkü yükler toplamı sıfır. Oksijen eksi 2 olduğunu bildiğin için 2 kere 2 eksi 4. O zaman buranın artı 4 olduğunu anlarsın. Yani yükler toplamı sıfır olmasına faydalanıp elementlerin yükseltgen basamaklarını yani değerliklerini bulabilirsin. Burada oksijen eksi 2 olduğuna göre bura ne olmalı ki artı 2 olsun? Çünkü toplamı sıfır olacak. Buraya 1 yazman şey artı 1 yazman lazım. Çünkü artı 1 yazdığında bakın 2 kere 1 2. 2 kere 1 2. Eksi 2 artı 2 birbirini götürmüş olur. çoğu o zaman çaprazlamadan zaten görüyorsun 1 ve 2. Yani buradan da anlayabiliriz. Şimdi ilk bir pekiştirin diye tabloyu dolduracağız gençler. Hemen tablomuzu dolduralım. Magnezyumla flor arasında hemen magnezyum artı 2 ile bu arası. Bunu normalde biz okulda ne yapıyoruz? Öğrenciye tek tek tahtaya çağırıyoruz. E, tek tek yaptırıyoruz. E, Bu da hızlıca yapacağım. Siz de kendiniz doldurun. Magnezyum florür olması gerekir. Magnezyum ile oksijeni çaprazlarsak. Magnezyum artı 2. Oksijen eksi 2. Yani MgO olmalı. Çünkü artı 2 eksiler gitti. Mg artı 2 ile e, n eksi 3. Sadeleşmiyorlar. Dolayısıyla Mg3 n 2 olmalı. Yine Mg artı 2 ile sülfat bakın kök var. Artı 2'lerle eksiler birbirini götürdüğü için cevabımız direkt MgSO4 oldu. Yine Mg artı 2 ile kök olduğu için PO4 eksi 3 parantezi alıyorum çünkü yükler sadeleşmiyor. 3'ü buraya 2'yi buraya yani Mg3 po 42 2 şeklinde çaprazladık. Hızlandırıyoruz. Alüminyum artı 3 ile F eksi çaprazlarsanız AlF3 olur. Yine Al artı 3 ile oksijen eksi 2'yi çaprazlarsanız. Bakın çaprazlama Al2O3 olur. Tabi bunların adlandırmasını da birazdan göreceğiz gençler. Yine alüminyum artı 3 ile N eksi 3 sadeleştiği için. Direkt AlN. Al artı 3 ile sülfat kökü bu sefer. Paranteze almam lazım karışmasın diye. Hemen Al2SO4 3. Yine alüminyum artı 3 ile PO4 eksi 3. üçler sadeleşir. Yani buradan bakarsak ALPO4. Diğer bir örneğimiz NH4 artıyla F eksi. Artı 1 bir eksi birbirini götürdü. Yani NH4F bir şey yazmamıza gerek Birler yazılmıyor. NH4 artıyla O eksi 2. NH4 paranteze alacağız gençler karışmasın diye. Bu şekilde yazmamız gerekir. Yine NH4 artıyla N3 Buradan bakarsak yine parantez köklerde işte karışık olmasın diye alıyoruz gençler. Burada NH4 3 oluyor ve N. Ve benzer bir şekilde gençler bunları NH4 iki tane kök yan yana geldi. Sülfat eksi 2. İkisini de paranteze alalım önce bakın. Parantez al şurada artı olsun. 2'yi buraya yazdım. NH4 2 ve SO4'ün parantezini kaldırıyorum. Çünkü 1 olduğu için paranteze gerek yok. Yine artık son hallerini yazayım gençler. NH4 artıyla PO4 çaprazladığım zaman 3. Burada da ne gelecek gençler? Burada PO4 1. Yani bu şekilde çapraz. Son hallerini yazacağım artık. Sodium artı ile F-1 olduğuna göre artı 1 1 birini götürecek. Na. No. Sodium artıyla ile oksijenin eksi eksi buraya gelecek. Na2O. Sodyum e, 3 gelecek buraya. Na3FN diyelim. N. Yine aynı şekilde Na artı 1-2 olduğu için Na2SO4 olacak. Burada yine na 3 PO4 olacak diye söyleniyor. Bu şekilde çaprazlama ile bileşiklerin formüllerini bulmuş oluyoruz. Rehber soruyu aşağıda verilen anyon ve katyon arasında oluşacak bileşik formülü hangisi yanlış verilmiştir diyor. Yani çaprazlamayı öğrenmiştiniz. O yüzden çaprazlama yapacaksınız. Yani işte artı bir eksi 3 çaprazlarsak e şimdi 3 buraya gelecek. kök ne de parantezi alacağız. 1 buraya geliyor ama 1 olduğu için parantezi kaldırıyoruz. Yani bu doğru yazılmış. Kalsiyumla sülfat artı 2'lerle eksi 2'ler zaten birbirini götürüyor için kalsiyum sülfat. 3 buraya gelecek. 1 buraya gelecek. Yani doğru. Artı 1 ile eksi 3. Eksi 3 buraya gelecek. Artı 1 buraya gelecek. Doğru. Artı 4 ile eksi 2. Baktığımızda gençler e, sadeleştirirsek burada 1 burada 2 kalır. 2'yi buraya atacağız. Yani HVO2 olması gerekirdi. Yani yanlış olmuş cevabımız E şıkkı. Rehber soru 8. X ve atomların katman elektron dağılımı verilmiştir diyor. Buna göre X ve atomlar arasında oluşan birleşim formülü açısından hangisidir? Hemen e, dizilimlere bakalım gençler. 2, 8, 2. 2, 8, 2 olduğuna göre gençler x ne yapacak? Oktede varmak iki 2 tane verecek. O zaman x artı 2 olur. Y'ye baktığımızda 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 2, 8, 7. Y'nin ne yapması lazım gençler? Bir tane alması gerekir. Oktede varması. Bir tane alacak. E, x artı 2 ile y eksi 1 çaprazlarsan yani 2 tane veren x artı 2 ile bir tane alan y'yi çaprazlarsanız x, y, 2 formülüne sahip olan bileşik oluşur. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Şimdi de iyonik bileşiklerin örgü yapısından bahsedeceğiz gençler. Genel özelliklerinden bahsedeceğiz. İyonik bileşiklerde zıt yüklü iyonlar itme çekme kuvvetlerini dengeleyecek şekilde diyor bir araya gelir ve düzenli kristal örgü yapısı oluşturur. Her iyon belli sayıda zıt yüklü iyon tarafından çekilmektedir diyor. Burada örnek olarak sodyum klor örneğinden veriyoruz gençler. Yani burada iyonik bileşiklerde artılar eksiler birbirini çekiyor ama Burada bakın örnek olarak sodyum klor bileşiğin gerçek formu Na6Cl6'dır ve her sodyum iyonu 6 klor iyon tarafından ve her klor iyonu 6 sodyum iyon tarafına çekerek de sodyum klor iyonik kristal yapısını oluşturur. Yani görsel incelediğinizde gençler bakın e, mavi olan klor. Şuradaki e, klorun e, maviyi düşünürseniz 1, 2, 3, 4 içeri doğru 5. Bir de şeklin bize doğru olanı var 6. Yani her bir taneciğin etrafında 6 tane yani bir artının etrafında 6 tane eksi. Bir eksinin etrafında 6 tane artı var. Buna düzenli istif diyoruz. Yani baktığınız zaman bu yeşilin Etrafında gençler 4 tane gri gözüküyor. Ama bunun bir iç kısmı var bir de dış kısmı var. Yani bu şekilde kristal örgü yapısı oluşuyor. Bu düzenli örgü yapısı gençler iyonik bağlı bileşiklerin çok güçlü bağlara sahip olmasını sağlıyor. Buna da kristal örgü yapısı diyoruz. İyonik bileşikler diyor, kristal örgü yapısına sahip olduklarının en küçük yapı birimleri molekül değildir. Buna molekül demiyoruz gençler. Bu tekrarlayan birim olduğu için birim hücre diyoruz. Yani iyonik bileşiklerin en küçük birimle oluşturan kısımlara birim hücre denir. İyonik bağlı bileşiklerde birim hücre kelimesini kullanıyoruz. İyonik bileşiklerin genel özelliklerine bakarsak gençler oda da katı halde bulunurlar. Çünkü güçlü birbirini çektikleri için e, burada güçlü bağlarla birbirine bağlandıkları için katı halde bulunuyorlar. Kolay kolay birbirinden ayrılmıyorlar. Erime kaynama noktası dolayısıyla yüksek oluyor. Küçük etkileşime sahip olduğu için sert ve kırılgan yapıdadırlar. Yani iyonik bağlı bileşikler. Aklınıza tabi bunları hatırlarken gençler sadece yemek tuzunu hatırlasanız bile aslında birçok özelliği zaten hatırlarsın. Yani aklınıza yemek tuzu gelsin. Yemek tuzu oda koşullarına katı mıdır? Katıdır. Ee, erime kaynama noktası yüksek midir? Bilmiyorum hocam diyebilirsin. Tuzu ocağın üzerine koyup bir cezmen için bir e, tutam ya da bir yemek kaşığı tuz koyup altını yaksanız eritemezsiniz. Çünkü erime noktası çok yüksektir. Yani burada ocak üzerinde tuzu eritme şansın yok. Yani burada erime kaynama noktası yüksektir. Sert ve kırılgandır. Tuz kırılır mı? Kırılır. Bastırdığın zaman kırılıyor. Sert midir? Serttir. Yani tuz üzerinden bunları hatırlıyoruz. Su açsak çözünür mü? Evet, suda çözünür açır. Bak örnek vermişiz. Magnezyum bromür katısı magnezyum +2 ile brom eksiye ayrışmış yani iyonlaşmış diye söyleyelim. E, bileşikler ne yapıyordu gençler? Kimyasal yollarla ayrıştırılabiliyordu. Yani elektroliz ediyorduk. Katı halde elektrik iletmezler ama su çözeltiri erimiş halleri yani elektrik akımını iletiyor. Baktığımızda katı halde elektrik iletmiyor. Sıvı hali ve sudaki hali elektrik iletir çünkü iyon hareketi gerekiyor. Burada baktığımız zaman Sol cümle katı haldeyken ısıyla bakın e, artı ve eksi oluşturmuş. Yine katı haldeki bir madde bu şekilde suda iyonlarına ayrışmış. i̇yonlaşma denklemi yazmayı da daha sonraki süreçte yine öğrenmemiz gerekiyor. İyonik bileşiklerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Kristal örgü yapısına sahiptirler. Katı ve sıvı halde elektriği iletmezler diyor. Katı halde iletmezler sıvı halde iletirler. Yani bu yanlış olmuş. Birim hücrelerden oluşur. İyonik bağın sağlamlığı diyor. İyon yüklerinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Şimdi bunu birazdan göreceğiz gençler. Sağlamlık neye bağlı? Buna yıldız koyalım. Bir sonraki slide'da göreceğiz. Sert ve kırılgan yapıldılar doğru. Yani burada en azından D'yi bilmesen bile B'den kesin eminsin. Katı halde iletmez ama sıvı halde ve evet, çözelti yani eriyik haliyle sudaki hali ne yapıyor? İletmiş oluyor diye söylüyor. Yönük ilişkilerle ilgili aşağıda verilen yargıların hangisi doğrudur diyor. Oda koşullarında katı ve sıvı halde bulunurlar. Oda koşullarında katı halde bulunurlar. Yani yanlış. Molekül yapıldırlar. Yanlış. Birimcilerden oluşurlar. Suda iyonlarını ayrışarak çözünürler. Evet. Suda iyonlarını ayrışarak çözünürler. Fiziksel yöntemler elementlerini ayrıştırılabilir diyor. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir. Kırılgan yapıldı dediler diyor. Tuz gibi kırılgan yapıldılar. Yani cevabımız C şık. İyonik bağın sağlamlığı çok çıkmasa da karşılaştığımız zaman bilmemiz gerekiyor gençler. Yani iyonik bağın sağlamlığı önemli. Neye bağlı iyonik bağın sağlam? İyonun yük büyüklüğü ile doğru orantılı. Yani yük büyüklüğü ne kadar fazlaysa o kadar daha sağlam oluyor. Bir de çapla ters orantılı gençler. Yani iyonik bağ oluşturan e, anyon ve katyonun çapı ne kadar büyükse sağlam o kadar zayıf oluyor. Çünkü birbirini çekmeye zorlaşıyor. E burada ne dedik? Elektrostatik çekim var. Çekirdekler ne kadar birbirine uzak olursa e, bu da sağlamlığı azaltıyor diye söyleyelim. Tabii ki iyonik bağın sağlamlığı da neyi etkiliyor direkt? Erime kaynama noktasını etkiliyor. Bakın solcum klor ile solcum florürü kıyaslayalım. Daha iyi anlayacaksınız. Solcum klorür ile solcum florür. Şimdi florla klor 7A grubu. Bunlar alt alta komşular. Klorun çapıyla florun çapını kıyaslarsak aşağı doğru çap artıyor. Şimdi sodyumun da çapı böyle olsun. Şimdi sodyumla çapı küçük olan flor ya da çapı büyük olan yoru kıyasladığımızda e burada baktığımızda çapı küçük olan iki tanecik birbirini daha çok çekecektir. Çap büyüdükçe tanecikler birbirine uzaklaşacağı için sağlamlık azalacak. Yani burada çap önemli. O yüzden bu iki örneği kıyasladığımızda niye sodyum florun erime noktası daha yüksektir dediğimiz zaman iyonik bağın sağlamlığı çapla ters orantılı olduğu için dolayısıyla burada çapı küçük olanların erime noktası daha yüksek çıkmış. Yine Magnezyum artı 2, oksijen eksi 2. Yani sodyum artı 1, klor eksi 1. Magnezyum ile oksijen hem çapı küçük. Bakın sodyumla magnezyum da komşular. Magnezyumun sodyuma göre hem çapı küçük hem de yükü büyük. O yüzden sodyum klorla magnezyum oksijen kıyasladığımızda erime noktasının niye yüksek olduğunu görüyoruz. Yani yükün e, büyüklüğü de iyonik bağın sağlamlığı artıyor. Yani yükün büyüklüğü de doğru orantılı, çapla ters orantılı diye söyleyelim. Karakter hakkında yorum yaparsak İonik bağın karakterine de gençler elektronik farkına bakıyoruz. Daha önce elektronikte anlatmıştık. Elektronik farkı ne kadar fazlaysa iyonik karakter o kadar fazladır diyoruz. Artar diyoruz. İonik bileşiklerde diyor Metal ile ametal atomlar arasındaki elektronik fark arttıkça iyonik karakter artar. En aktif metal ile en aktif ametal arasında oluşan bağ en iyoniktir diyor. Ve %100 iyonik bağ yoktur ama %100 kovalent bağ vardır demiştik. Burada e, şu ikisini kıyasladığımıza bakın. Sol flor arasındaki fark nedir gençler? Burada e, 3 1 olsa 3-3,1 olur. Sodyumla klor arasındaki farka bakarsak e, buradan bir e, 1 olsa 2, 3, yani 2.1 olduğunu görüyoruz. Buradan baktığınızda gençler şunu görüyoruz. Aradaki fark daha büyük olduğu için sodyum floride iyonik karakter sodyum floride sodyum floride göre daha fazladır diye söyleyebiliriz. Yani aradaki elektron farkının fazla olması iyonik karakteri arttırmış diye söylüyoruz. 1A grubunda yer alan XYZ metallerin florla yaptığı bileşiklerle ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre XYZ'nin atom yarıçaplarını karşılaştırınız diyor. E burada baktığımızda gençler yarı çaplarını karşılaştırabilmek için kolumlarını bulmam lazım. Aşağı doğru çap artıyor. E şimdi bunu bulmam için de bana ipuçları vermiş. XF'nin yönü karakter en yüksektir diyor. Şimdi baktığımızda flor ortak nokta olduğu için gençler flor en güçlü elektronikliğe sahip. İyonik karakterine ne demiştik? Elektronik farkı büyük olmalı. Demek ki en küçük elektronikliklerine sahip olan X olmalı. Çünkü XF bileşiğinin yönü karakteri en büyüktür diyor. En güçlü ile en zayıf olan x olacak. O zaman x'i aşağı yazmam lazım. Çünkü aşağı doğru için elektronik değeri azalıyordu periyot Erime noktası da YF'nin erime noktası da ZF'den daha yüksektir diyor. Burada da gençler çapla alakalıydı biliyorsun. Yine erime noktası da iyonik bağlı bileşiklerde çapla ters orantılı, yükle doğru orantılıydı. Burada aynı grupta olduğu için yükleri aynı olacak ama çap ise farklı. Yani burada YF ile ZF'yi kıyasladığımızda Y'yi mi yukarı yazmalıyız, Z'yi mi yukarı yazmalıyız? Burada çapla ters orantı de göre demek ki YF'nin erime noktası daha yüksek olduğuna göre demek ki çapı daha küçükmüş. Yani Y'nin yukarıda olması gerekir. Bu şekilde konumlarını bulduktan sonra çapı büyük olan X, çapı küçük olan Y deriz. Atom yarıçaplarını karşılaştırın diyor. Buradan X, Z, Y şeklinde sıralama yapmamız gerekir. İkinci sorumuz X'i atomların katman elektron dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır demiş. Hemen baktığımızda gençler x'in 2, 8, 3. 2, 8, 3 olduğunu görüyorsunuz. Y'de 2, 4, 6, 7. 2, 7 olduğunu görüyoruz. Buna göre e, x ve y elektron alışverişi yapar. iyonik bileşik oluşturur diyor. Birisi metal olduğuna göre 3A grubu. Biri de A metal olduğuna göre iyonik bileşik yapar. Elektron alışverişi de doğru. X metalik, Y ametalik özellik gösterir diyor. Doğru. 1, 2, 3 olanlar metalde. X element 3 elektron verdi, oktete ulaşır diyor. Evet oktete ulaşır x'e 3 bileşi oluşurdu. x 3 tane verirse artı 3 olur. y de bir tane alırsa, eksi 1 olur. Çaprazladığımızda x, y, 3 bileşi oluşur. Yani doğru. Oluşan bileşiğin nevis yapısı x artı 3 y eksi şeklindedir diyor. Burada 3 tane y kullanacağımız için gençler 3 çarpı şeklinde ya da etrafında 3 tane y olması gerekir. Lewis gösterimi yanlış olmuş. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisi elektron alışverişi oluşurdu? Elektron alışverişiyle kim oluşuyor gençler? İyonik bileşikler. Yani size diyor ki bunların hangisi iyoniktir diye soruyor. Unik olması için neye ihtiyacın var? Metalle ametale ihtiyacın var. Yani sen ametalleri ezberlediğin için Juno Pascal haberi diye ezberlediğin için bunların dışında bir element görürsek metal olduğunu anlıyorduk. Baktığımızda kalsiyum metaldir. Yani burada elektron alışverişi oluşur. Diğerleri zaten ametal ametal diye söyleyeceğim. bu şekilde soruya yaklaşman gerekir. Gördüğünüz evet. sorumuz yukarıda katman elektron izini verilen X atomu ile ilgili yargın hangi doğrudur? burada sonu 2 olduğuna göre gençler 2A grubudur. A metaller iyonik bileşik yapar. Metal olduğu için evet. Hem pozitif hem negatif değerlik alabilir diyor. Metaller negatif değerlik almıyordu. Bu yanlış olmuş. İkinci periyot 7A grubunda bulunan Y elementi ile X'e 2 formüle sahip bileşik yapar diyor. X e, artı 2 yani bu iki tane verici için artı 2 yapar. 7A grubundaki Y de eksi 1 yapacak. Bir tane alacak. 8'e tamamlayacak. Çaplazladığımızda X, Y 2 olacak. Yani doğrudur diye söyleyelim. Buradan 1, 3 Doğrudur. Beşinci sorumuz. nacire bileşinin kristal örgü yapısı yanda verilmiştir. Naciye bileşiği ile ilgili aşağıya göre hangisi yanlıştır? Her sodyum atomu 6 klor iyonu tarafından çekilir. Doğru. Elektron alışverişiyle oluşur. Doğru. Oda koşullarına elektriği iletmez. ve burada gençler oda koşullarına katı halde olduğu iletmez. Suda iyonlarını ayrışarak çözünür diyor. İyonik bileşiklerdir zaten. Suda iyonlaşırlar. En küçük yapı birimleri moleküldür diyor. Molekül değil birim hücredir diyoruz. Aşağıda iyonik bileşiklerin hangisinin Lewis yapısı yanlıştır diyor. Baktığımızda gençler potasyum florür. burada tabii kontrol ederken ne demiştik? katyonlarda nokta olmaz. Köşeli parantez olur. Anyonlar köşeli parantez olur. Bakın burada direkt 5 gözüme çarpıyor. anyonları köşeli parantez yapmamış. Kalsiyumu da katyonu köşeli parantez bolca artı yapmış. Diğerleri ise doğru bir gösterim olarak değerlendirebiliriz. Yani incelediğinizde doğrudur diye söyleyelim. 7. sorumuz iyonik bağlı XMYN bileşiğinin suda çözünürlük ortam verdiği yonlar grafikte gösterilmiştir diyor. Buna göre XMYN bileşiği ile ilgili yargı hangileri doğrudur? Burada gençler baktığımızda zaman içerisinde X ve Y anion ve katyon ne kadar iyon oluşturuna bakıyoruz. Bir madde iyonlaştırdığında mesela örnek veriyorum sodyum klor iyonlaştırdığında bir tane sodyum, bir tane klor oluşturur. Kalsiyum floru iyonlaştırdığımda bir tane kalsiyum oluşturur ve aynı şekilde iki tane flor oluşturur. Bu şekilde. Şimdi buradaki sayılar oluşturduğu iyon sayıları aslında bize bileşikteki sayılarını ifade ediyor. Burada Y den bir tane x'ten iki tane olduğuna göre gençler x 2 e, y olması gerekir. Yani baktığımız zaman iki tane iyon x'ten oluşuna göre x 2 olmalı. Bir tane y oluşuna göre y 1 olmalı. Bunu çaprazladığımızda böyle eksi 2 ters çaprazladığımızda burası artı 1'dir diye düşünebiliriz. Buna göre bakarsak e, Lewis formülü x artı 2 y eksi şeklindedir diyor. E, burada e, iki tane x kullandığımıza göre böyle bir Lewis formülü oluşmaz. Su çözelsi elektriği diyor. Zaten iyonik bileşik olduğu için gençler su çözelsi elektriği iletecektir. N1, N2'dir diyor. E burada X, M, Y, N dediğimiz için gençler M2'dir. N de 1'dir diye söyleyebilir. Yani bu yanlış olmuş. E buna göre baktığımızda hangileri doğrudur? Yalnızca 2'nin doğru olduğunu söylüyoruz. Böyle bu soruyla beraber gençler iyonik bağın nasıl oluştuğunu, Lewis yapısı nasıl yazıldığını, iyonik bağın karakteri, iyonik bağın sağlamlığı, ve çaprazlama kurallarıyla bileşik yazımını öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde yönük bileşiklerin adlandırılmasını öğreneceğiz. Sonra kovalent bağ geçeceğiz. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.